Bugün yaklaşık 400 liralık kazı kazan aldım. Biliyorsunuz son günlerde çok popülerleşti bu iş. Önüne gelen bayilik almaya başladı. Ara sokaklarda dahi ve bayağı da satılıyor bu kartlar. Tabii tehlikeli bir iş. Amacım size ne kadar kazanacağını ispatlamak. Bu işin zor olduğunu ispatlamak. Yaklaşık bu kartlarda kazanma oranı %25'tir. Yani ortalama diyorum, şansınız çoksa biraz daha yüksek olabilir. Azsa biraz daha az olabilir ama diyelim 400 liralık karta benim buradaki bütün buradaki kartlara kazanacağım para ortalama 100 lira. Yaklaşık bu şekilde olacak. Bunu ben size göstermek istedim. Biraz da eğlenmek tabii amacımız. Ben aldım, siz almayın diyorum. İyi seyirler. Bunda bir şey yok. Evet. Bir çarpı 10 bulduk. Bakalım ne kadar verecek. Diğerlerini bir açalım. Muhtemelen bu çarpı 10'a 10 lira veya en fazla şansım varsa 20 liradır. Az sonra göstereceğim. Evet, başka bir şey yok herhalde. Bakalım. Evet, 20 lira, 200 lira buradan almış olduk. Yani bugün demek ki biraz şanslı gün. Devamında ne gelecek bakalım. Şimdi 30 liralık para yağmuru. Bunda çıkma ihtimali daha düşüktür. Onu söyleyeyim. En fazla 20'ye katla. Alacaksanız, şansınızı deneyecekseniz bir, iki tane 20'ye katlı alın. Yıpratmaz sizi 40-50 lira. Şansınızı deneyin, fazla da yüklenmeyin. Bu video çekimi olmasa size ispatlamak için demiştim. Bunları aldım. Ben her zaman bu şekilde almıyorum zaten. Ara sıra deneyebilirsiniz ama fazla yüklenmemek lazım. Çünkü kumarın adaleti yok. Bakalım 30 liralık kartlarda neler çıkacak. Dediğim gibi bu yüksek paralı kartlarda çıkması biraz daha zor. Ne demişler? Kumardan nasıl milyoner olunur? Tek çözümü var. Milyarder olarak başlarsan. Milyarder olarak başlarsan
milyonere düşersin. Dediğim gibi kumarın adaleti yok. Evet, bunda bir şey yok herhalde. Bu kartın tek güzel tarafı şuradaki sembol. Eğer onu bulursanız hepsini alıyorsunuz. O da biraz zor tabii. Evet, bunda da bir şey yok. Bir tane daha bulduk burada. İki etti. Bütün numaralar var neredeyse. Şimdi göreceğiniz kaç oldu? 19, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesinlikle 8 tane var. O da 5'er lira. Ne eder? 40 lira. Bakın 8 tane var. Hepsi 5'er lira. Gördünüz arkadaşlar. Kumarın adaleti bu. 8 rakama verdiği 8 rakam buluyoruz ve 40 lira para alıyoruz. Amaç gariban sevindirmek. Biraz ilginç bir durum tabii. Devam edelim. Yani verdiğim parayı çıkaramayacağımı size garanti ederim. Ne etti? 240 lira bir kazanç var 400 liraya. Ha, biraz daha şanslı günümüz demek ki. Biraz fazla alacağız yarısından ama parayı biraz zor kurtarırız. Yıldız. Balon. Nal. Nal toplatır bu iş. Nal. Kart. Tren. Hele bunlar da çok zor çıkıyor. Büyük ikramiye koymuşlar bir tane milyar kartlara. E ne oluyor ondan sonra? İşte büyük ikram. Bunda da bir şey yok. Devam ediyoruz. Para yağmuruna.
Evet, bunda da bir şey yok. Görüyorsunuz bu 30'luk kartlar çok tehlikeli. İçine bir tane 2 milyon koymuşlardır. Milyarlarca kartın içine. O da ufak ikramiyeleri etkiliyor tabii. Devam edelim 20'ye katladan en şanslı kartlar demiştim. Bunlar. Arkadaki kazanma oranlarına baktığımızda şeyden daha fazla. Burada görüyorsunuz 10 bin lira var en büyük. 2 milyon yüzünden diğer oranlar düşük. Ama burada seçenekler daha fazla. Büyük ikramiyede 1 milyon olduğu için biraz daha avantajlı. Biraz önce çıkardığımız 200 lira gibi. Şimdi bakalım. 46, 17, 15, 25. Bir çarpı daha bulabilirsek zararı kurtarırız. Bunda da bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Galiba bunda da bir şey yok. Maalesef bir şey yok. Gelelim son para yağmuruna. 5 karttan 4'ünde bir şey çıkmadı. Bunda da çıkmazsa şansı artık.